Yeni Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Maliye Bakanı Dursun Oğuz özel sektöre verilecek 1500 TL ile ilgili konuştu. Bu hafta artık bu listelerin netleşmesi sonrasında 1500 TL'nin ödeneceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 15 Mart Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Hasan Yılmaz Işık Başkanlığındaki Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Kıtams, Kamusen, Kamu İş ve Güçsen Başbakanlık önünde eylem yaparak özel sektör çalışanlarına destek belirtti. Ortak mücadeleye dikkat çekti. Güney Kıbrıs'ta bazı kişiler Covid salgınında adeta merkez haline gelen Limasol'da geleneksel karnaval kutlaması yaptı. Kıtams, Kamusen, Kamu İş ve Güçsen Başbakanlık önünde eylem yaparak özel sektör çalışanlarına destek belirtti. Ortak mücadeleye dikkat çekildi. Kıtans Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık önünde yaptığı basın açıklamasında özel sektörün içinde bulunduğu durumu özetledi. Yaşanan sıkıntıları şu sözlerle anlattı. Sağladığı teşvikler, muafiyetler, aflar döndü bu dönemde 2021 Haziran ayına kadar yanında çalıştırdıkları bu büyük patronların 500 ve 1000 arası bankalarında, üniversitelerinde, hastanelerinde ve diğer şirketlerinde çalışanların primlerini üstlendi. Şimdi kötü durumda olan esnafı anlarım. Kötü durumda olan iş insanının mükellefiyetini, sorumluluğunu üstlenmesini anlarım. Ama devletten zengin olanı bile ayırmadan, kurumlar vergisi şampiyonu olanların bile yanında çalıştırdıklarına yönelik mükellefiyeti olan işveren katkı payını %11'lik devlet üstlendi. Böyle bir dönemde ve benim özel sektörüme kaynak yok. 1500 TL için destek bulmada kaynak yok ve insanlar açlıktan evine ekmek getirmemesinden dolayı sıkıntı içerisinde. Ne yaptı gene özel patronlara? Patronlara sadece 4 ayda arkadaşlar, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı karantina otellerine 120 milyon, ayda yaklaşık 30 milyon. Sanki de turizm sezonu full board, tam pansiyon. Çünkü insanlar otelde tam pansiyon, her şey dahilmiş gibi günlüğü 300 TL'den ödedik yandaş otel patronlarına. Batan otel patronlarını kurtardık. Çünkü misyon bu. Kamusen ve Kamu İş Başkanları özel sektör çalışanlarına destek ve yanlarında olmak için eylem yaptıklarını Kanal T Haber'e paylaştı. Kamusen Başkanı Metin Atan, özel sektörün de sendikalaşması gerektiğine dikkat çekti. Özel sektör çalışanlarına yönelik verilecek katkının da bir muamma olduğunu söyledi. Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da bazı kesimlerin örgütlü sendikaların önünü kesme gayreti içinde olduklarını söyledi. Kamusen Başkanı Metin Atan yapılan eyleme ilişkin Kanal T Haber'e konuştu. Atan, kamu ve özel sektör çalışanların arasında açılan uçuruma dikkat çekti. Özel sektöre destek verdiklerini şu sözlerle anlattı. Tabii biz biliyorsunuz bugüne kadar hep devlet çalışanlarıyla, kamu çalışanlarıyla özel sektörü birbirine kutuplaştırma, ötekileştirme ve bunları yapılıyordu hükümet tarafından ve sermaye kesimi tarafından. Biz bunun doğru olmadığını ve burada her zaman özel sektöre de destek amaçlı. Çünkü ilgili sektörlerin sendikal örgütlenme diye bir şey olamaz. Tabii bunun yasallaşmasını da biz talep ediyoruz buradan, açık ve netlikle söyleyeyim. Çünkü zorunlu olması lazım. Bunun nedeni burada biliyorsunuz özel sektöre bu zor dönemde katkı yapılacaktı biliyorsunuz 1500 TL'liklerle ilgili.
Atan otellerdeki karantina ücretlerine değindi. Otellere 15 milyon TL karantina ücreti ödendiğine dikkat çekti. Kimse bu ülkede özel sermaye, bakın oteller 500 bin TL günde gidiyor arkadaşım karantina ücreti olarak. 500 bin TL. Ayda 15 milyon, yılda 180 milyon. 150-180 milyon arası. Hani para yoktu? Hani siz bunlara diyemez misiniz? Biz bu pandemi dönemi bizlerin de bu konuda yaptırımlar olsun. Bu 3 ay ya da bu süreçte otellere denmesi. Biz bu otelleri evet şu an size vermeyeceğiz karantina süresince. Sizler bizim devletimin kontrolünde olacaksınız. Size bir şey vermeyeceğim diyeceksiniz. Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da özel sektör çalışanlarının yanında olduklarını şu sözler dile getirdi. Biz örgüt olarak her zaman haksızlığın karşısında durmaya devam edeceğiz. Zaten gerek kamu iş olarak gerek bağlı bulunduğumuz Hürriş olarak özel sektörün yanında ilk defa olduğumuzu kimse söyleyemez. Çünkü asgari ücrette de verdiğimiz mücadele ortadadır. Tabii hükümet edenlerin buna ne derece emeği düşünerek cevap verdikleri de açıkça ortadadır. Belli ki bazı kesimler sürekli bir şekilde işte sendikaları itibarsızlaştırma yolunda örgütlenmenin önünü kesme amaçları vardır. Tüketici haklarını korumak amacıyla kutlanan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nde tüketim sorununa dikkat çekildi. Peki tüketiciler olarak haklarımızı biliyor muyuz? Tüketici yasalarımız her türlü soruya cevap verebiliyor mu? Kanal T Haber'in Ticaret Dairesi Hukuk İşleri Sorumlusu Evren Zeki Gücel'le bugüne özel söyleşi ekranlara taşıyoruz. Ticaret Dairesi Hukuk İşleri Sorumlusu Evren Zeki Gücel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tüketiciyi koruma yasasının Avrupa Birliği ile uyumlu şekilde 2003 yılında yürürlüğe girdiğini belirterek tüketici haklarına ilişkin bilgi verdi. Şimdi tüketici koruma yasası altında 2003 yılında geçen bir yasamız var. Genel hatlarıyla da Avrupa Birliği uyum yasalarıyla uyumludur. Bu çerçevede tüketicinin herhangi bir aldığı malın kusurlu ve ondan beklenen faydayı sağlanması durumunda bunun karşısında talep edebileceği haklar vardır. Budur tüketici hakları ve genel olarak da tüketicinin güvenliği ve sağlığıyla ilgili de cezalandırma kuralları vardır. Eğer buna bir ihlal varsa yasalarımız bunları ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir. Tüketiciyi koruma yasası taşınmazlar hariç tüm ürünleri kapsıyor. Ayrıca bir de mal ve hizmetler yasası da bulunuyor. Şimdi tüketiciye koruma yasası altında taşınmazlar hariç diğer ürünleri kapsıyor. Bunun yanında mal ve hizmetler yasamız var. O da diğer tüketici ürünleriyle ilgili her türlü gıda ve ilgili maddelerine göre kapsıyor. Yani genel olarak tüketicinin satın aldığı ürünler konusunda evet mevzuatlarımız var. Vatandaş Alo 171 tüketici şikayet hattını arayarak ayıplı ya da kusurlu mal bildiriminde bulunabilir. Şimdi bir tüketici Alo 171 Ticaret Dairesi, siz de söylediğiniz gibi Ticaret Dairesi Alo 171 tüketici şikayet hattına telefonla 24 saat ulaşabilir, kayıt tutarız biz. Onun dışında mesai saatleri içerisinde geri dönülür ve şikayeti alınır. Karşı tarafa da iletilir şikayeti. Önce bir uzlaşma var mı yok mu? Raportörlerimizce değerlendirilir ve bakılır. İki taraf da dinlenir. Eğer bir uzlaşma yoksa mal ve hizmetler hakem heyetimiz var. Biz alırız konuyu, incelemeye, değerlendirmeye başlarız. Ve bu şekilde gerekçeli bir şekilde karara bağlarız. İki tarafı da dinleriz tabii bir mahkeme usulünde her iki tarafın da hakkı olarak. Her iki tarafı da dinleriz ve ona göre kararımızı veririz. Peki tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz? Hakkımızı arıyor muyuz? Yani şikayetler çok güzel şekilde geliyor bize ama bilgilendirme de önemli bu safhada. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok tabii ki tüketiciler de bilinçlenir ve böyle bir yolun olduğunu farkına varırlar. Yılda 150'nin üzerinde şikayet alıyoruz yani. Bunlar değerlendiriyor. Onun dışında ticaret dairesine de bizzat başvurup haklarını arayanlar var. Yani bu şekilde herhangi bir malla ilgili değil de başka alanlarda da o şikayetler de değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 15 Mart Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Hasan Yılmaz Işık Başkanlığındaki Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu'nu kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tüketici derneklerini kabul etti. Tatar kabulle yaptığı konuşmada tüketicilere doğru ve kaliteli hizmetler verebilmek için sağlam bir ekonomi şart dedi. Yıllardan beridir sizlerin önderliğinde yapılan bu çalışmalar ne kadar ülkemizin ekonomisi ve tüketicilerin haklarını koruma ve dolayısıyla ekonomideki çarkların dönmesi bakımından yapmakta olduğumuz hizmetler kalıcıdır, değerlidir, önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmanın devamını diliyorum. Ve sizleri gerçekten hem sivil toplumu aydınlatma bakımından hem halkımızın bir takım beklentilerini yerine getirilmesi bakımından hükümetlere ve hatta meclise zaman zaman sunduğumuz önerilerin gerek yasa olması bakımından gerek dikkate alınması bakımından fevkalade önemli katkı olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Tatar, Kırmızı Türkler şimdiye kadar iyi çocuk oldu. İyi çocuk olduk da ne oldu diye sorarak Rum tarafının adanın tek egemeni gibi tutum sürdürdüklerini belirtti. Kırmızı Türk'ü şimdiye kadar iyi çocuk oldu. En azından 2004 yıllardan sonra, anlam planından sonra hep iyi çocuk olduk. İyi çocuk olduk da ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hasan Bey, Sayın Başkanım, iyi çocuk olduk ama hiçbir şey olmadı. Onlar kötü çocuk oldu dediler, kötü çocuk oldu dediler. Hep aldılar. Almaya devam ettiler. Anlamlarına hayır dedi, Avrupa Birliği'ne girdi. Ondan sonra çıtayı hep yükseltti, yükseltti, yükseltti. Şimdi kendisini bizim patronumuz olarak görüyorum. Ben bakıyorum zihniyete, yaklaşımlara, oradaki ruh haline. Diyorlar ki biz adanın patronuyuz, adanın egemeniyiz. Kıbrıs Türkler evet bir cemaat ama inisiyatifiyle kabul etmek durumundalar. Bize yama olacaklar. Eğer ekonomik olarak, eğer Avrupa Birliği'nde bir takım beklentileri yerine getirmesi için bize biat edecekler. Hayır, bizim politikamız biat etme politikası değildir. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ile CTP Milletvekili Erkut Şahalil'in kavgası damga vurdu. Genel Kurul'a kısa bir süre ara verildi. Meclis daha sonra nisabı sağlayamadı. Mecliste Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay söz alarak turizm hakkında konuştu. Kapatma noktasına gelmeden, durum iyi yönetilse kapatma noktasına gelemeyeceğini anlatan Özersay, Türkiye ile yapılan mali işbirliği anlaşmasında Türkiye'nin turizme yeterli pay ayrılmadığını savundu. Daha sonra CTP Genel Başkanı Er Hürman kürsüye çıktı. Bu dönemde özel sektörün ayakta tutulması gerektiğini, Türkiye ile mali işbirliği anlaşması imzalamaya gidileceğini de defalarca dile getirdiklerini söyleyen Er Hürman, buna rağmen 3 milyarlık kaynağın 30 milyon TL'sinin turizm emekçilerine ayrıldığını belirtti. Layu ataması ile ilgili konuşan Er Hürman, ilgili kişinin milletvekili adaylığı ilgili YSK'nın koyduğu engeli de işaret ederek en azından başsavcılığa uygun mudur diye sorulmasını istedi. Er Hürman, CTP'nin derdinin asla ilgili şahıs olmadığını belirtti. Kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Layu'ya yapılan atamaya değindi. İlgili şahsın geçmişte güvenlik kuvvetlerinden emekli olduğunu, sevilen sayılan bir kişi olduğunu söyledi. Bu atama ile ilgili hukukçularla konuştuğunu ve kendisine bir engel olmadığının belirtildiğini anlatan Arıklı, suçluların topluma kazandırılmasının önemine değindi. Yerinden söz alarak hukuk düzeni içinde şartların önemli olduğunu dile getiren Özersay, bir üniversite üretimine evrak sahteleyerek dolandırıcılık yaptığı sabit olan birini atamak doğru mudur? Bu kurum rehabilitasyon merkezi midir? İlgili atamanın yapılabilmesi için gereken şeffaf ve haysiyetini ilgilendiren suçtan mahkum olmama şartını yerine getirir mi diye sordu. Arıklı'da ilgili kişinin emekli olduktan sonra bir işletme açtığını, yanında çalışan birinin evrak sahtelediğini, bu kişinin mezun olacak durumda bir genç olduğu için evrak sahteleme suçunu atanan kişinin üstlendiğini söyledi. Arıklı'nın ilgili kişiyi bu görevi atayarak bir vefa borcu ortaya koyduğunu düşündüğünü dile getirmesi üzerine mecliste sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine meclis oturumuna 10 dakika ara verildi. Meclis daha sonra nisabı sağlayamadı. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri. Sayın başkan, sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. Sayın başkan, öğreneceksin, ona göre konuşacaksın. Sayın başkan, sayın milletvekilleri. Sayın başkan, sözünü gören. Ne sorumlu olanlar dışarıda tutuklar. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekilleri.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz özel sektör çalışanları için söz verilen 1500 TL'lerle ilgili konuştu. Oğuz bununla ilgili yaklaşık 58 bin kişinin başvuruda bulunduğunu, listelerin netleşmesiyle birlikte ödenek çıkarılacağını belirtti. Maliye Bakanı Dursun Oğuz destek ödemeleri ve ek mesaiyle ilgili konuştu. Çalışamayan sektörlerdeki kişilere ödemesi yapılacağı sözü verilen 1500 TL'lerle ilgili soruları yanıtlayan Maliye Bakanı, bununla ilgili yaklaşık 58 bin kişinin başvuruda bulunduğunu, ilgili kurulun bu listeleri değerlendirdiğini, bu hafta artık bu listelerin netleşmesi sonrasında 1500 TL'nin ödeneceğini aktardı. Ek mesai konusunda ise Maliye Bakanı çalışanlara karşı 6 aylık sorumlulukları olduğunu yeniledi. Maalesef ek mesailerde 6 ay gerideyiz dedi. Bakan Oğuz özellikle koronavirüsle mücadelenin yaşandığı bu zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanları, polis, gümrük ve diğer emekçilerin ek mesailerinin gecikmesine rağmen sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Bu anlamda hem çalışanlara hem de ilgili sendikalara fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. Oğuz sendikalarla görüştüklerini bu hafta içinde yeniden bir araya geleceklerini kaydetti. Başbakan Ersan Saner ile Sağlık Bakanı Ünal Üstel 14 Mart'ı bayramı dolayısıyla Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Devlet Hastanesi'ni incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası yapılan açıklamada Başbakan Ersan Saner aşı programının 17 Mart çarşamba günü halkla paylaşılacağını ifade etti. Başbakan Ersan Saner ile Sağlık Bakanı Ünal Üstel 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hastanelerde sağlık çalışanlarının gününü kutladı. İnceleme sonrası yapılan açıklamada Başbakan Ersan Saner aşı programının 17 Mart çarşamba günü halkla paylaşılacağını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık çalışanlarımızın üstün performansı ile COVID-19 sürecini diğer ülkelere göre çok daha rahat atlatıyor görülse de buradaki bazı sıkıntılar ve hizmet vermede yaşadığımız aksaklıkların giderilmesi için de bizler Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere hükümet olarak bunların da giderilmesi için tüm çabamızı ortaya koyacağımızı ve bu konuda kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istedim. Zaten ana vatanımıza buradan da bir teşekkürü borç biliyorum. Şu anda arkamızda gördüğümüz acil durum hastanesi yapılmamış olsaydı inanıyorum ki COVID-19 salgınıyla mücadelede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok ciddi bir sıkıntı yaşayacaktı. Ama gerek altyapımızın güçlendirilmesi, gerekse sağlık çalışanlarımızın üstün performansı bizim bugün övünülecek durumda olmamızın en önemli etkenidir diye inanıyorum. Ve kendilerinin başta tıp bayramlarını kutlarken halkımıza vermiş oldukları, tüm sağlık çalışanlarına vermiş oldukları, tüm doktorlarımızın ortaya koydukları çabaları da yürekten takdir ediyorum ve kendilerini halkım adına teşekkür ediyorum. Efendim aşı programıyla ilgili yeni gelişmeler var mı? Aşı programımız Sağlık Bakanlığımız tarafından bu hafta yarın çarşamba gün tüm halkımızla paylaşılacaktır. Sayın Bakan'ın bana aktarmış olduğu bilgi bizim son olarak anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığımız 20 bin aşı ile yeni bir aşılama yapmıyoruz. Dolayısıyla basında çıkan bu tip haberlere de buradan bir cevap olur bu sizin sorunuz. Herhangi bir yeni aşılama yok. Dolayısıyla bu konuda halkımız rahat olsun. Bu 20 bin aşının tümünü ikinci doz aşıların tamamlanması için kullanıyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel de hastanelerde yaşanan eksikliklerin giderilmesi noktasında hastane yetkilileriyle görüş alışverişini bulunduklarını belirtti. Bugüne kadar o veya bu nedenden dolayı gözden kaçmış neler varsa bunları buradaki hem başhekim arkadaşlarımızla hem bakanlığın müsteşarıyla, elemanlarıyla masaya koyduk ve görüş alışverişinde bulunduk. İleriki günlerde ülkemizin önünü açmak için, ekonominin çarklarını çevirmek için yavaş yavaş açılım yaparken bir de hastanelerimizin altyapısını güçlendirmek için önemli olan girişimleri başlatalım ve yarın ekonomide çarkları çevirirken yaşayacağımız sıkıntıları hastanemizde yavaş yavaş onların önünü açmaktır diye geldik. Öte yandan geçtiğimiz hafta ülkeye gelen, mutasyona uğrayan koronavirüsün varyantlarını tespit eden testlerin Güney Afrika varyantını tespit edip etmediğine ilişkin soru üzerine Sağlık Bakanı Üstel, çalışmaların sürdüğünü, sonuçların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
Sağlık Bakanı Ünal Üstel 10 gün içinde ev karantinası uygulamasına geçileceğini belirtti. Aşılama konusunda bazı sektörlere öncelik verileceği ile ilgili konuşan Üstel, risk grubunda olan sektörlerde çalışan vatandaşlar için 65 yaş üstü kuralının 60 yaşa indirilebileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel aşılama konusunda çok titiz olduklarını işaret ederek aşılar gelmeye devam ettiği sürece süratle aşılamaların süreceğine dikkat çekti. Koronavirüs aşıları ile ilgili bir süredir gündemden düşmeyen torpil iddialarını yanıtlayan Sağlık Bakanı Üstel, herkese karşı eşit mesafede olduklarını vurgulayarak torpil mekanizması aşıda olmayacaktır dedi. 65 yaş üstünün aşılandığı bu günlerde sektörlerdeki açılımlara da işaret eden Üstel, risk grubundaki sektörlerde aşılama ile ilgili yaş konusunda esneme yapabiliriz dedi. Aşılama konusunda bazı sektörlere öncelik verileceği ile ilgili konuşan Üstel, risk grubunda olan sektörlerde çalışan vatandaşlar için 65 yaş üstü kuralının 60 yaşa indirileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yavaş yavaş ev karantinası uygulamasına geçildiğini ifade ederek aşı programını açıkladıktan sonra 20-25 Mart arası ev karantinası uygulamasına tamamen geçileceğini söyledi. Bileklik uygulamasıyla denetim mekanizmasının daha aktif bir hale getirileceğini işaret eden Üstel, 10 gün içerisinde çalışmaların tamamlanacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı Muhacirlet Dairesi'nde bir personelin pozitifli olduğu ortaya çıktı. Çok sayıda temaslısı olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nda bir pozitif vakaya rastlandı. Personelin testinin pozitif çıkması sonrası Sağlık Bakanlığı ekipleri İçişleri Bakanlığı'nda ilaçlama yaptı. Tüm personel de PCR testinden geçirildi. Diğer yanda mevcut durumda personelin az olması vatandaşların bakanlık önünde kuyruk oluşmasına neden olurken zaman zaman vatandaşlar arasında gerginliğe neden oldu. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyük Yılmaz, kurumun mali ve idari açıdan içinde bulunduğu durumu açıkladı. Avukatları alacaklarla ilgili verilen 11 bin kayıp dosya bulunduğunu ifade etti. Büyük Yılmaz, yolsuzlukların üzerine korkusuzca gidilecektir dedi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyük Yılmaz, kurumun mali ve idari açıdan içinde bulunduğu durumu kamuoyu ile paylaştı. Kıptek batmış, tükenmiş ve teslim olmuş bir yapıya kavuşmuştur diyen Büyük Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Kıptek batmış, tükenmiş ve teslim olmuş bir yapıya kavuşmuştur. Şu an için kurumun 290 milyon TL borcu bulunmaktadır. Fakat Kıptek'te uzun yıllardır hayali alacaklarla gelir gider dengesi gösterilmiş ve kurum kar ediyormuş gibi gösterilmiştir. Hayali alacaklar konusunu özetlemek gerekirse şu açıklamayı yapabiliriz. Kıptek 1985 yılından beridir devlet daireleri, oteller, belediyeler vesaire gibi yerlerden alması gereken hiçbir ödemesini alamadı. Kurumun şu an 940 milyon alacağı var. Halka bunu anlatıp 940 milyon alacak var, 290 milyon borç var. Kurum kar ediyor denilerek herkes kandırılıyor. Ortada bir kar yoktur çünkü bu kurum paraları tahsil edemiyor. Tahsil etmeye kalksak en fazla 600 milyon TL'sini tahsil edebiliriz. 390 milyon TL hayalidir, bunun da tahsilatını yapmak mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz zor durumdan kurtulabilmek için yapılması gereken, yani biraz olsun kendimizi toplayabilmek adına alacakların tahsil edilmesi için kurumlarda kesintiye başladık. Maliyenin arıtma tesisinin birçok kurum ve kuruluşun elektriklerini kesmek zorunda kaldık. Bazı yerlerden olumlu dönüş alarak, ödemelerde mutabık kalınarak elektriklerini tekrar bağladık. Camilerimizin de ödenmemiş birçok borcu bulunmaktadır. Vakıflar Dairesi ile borcun nasıl ödeneceğine dair masaya oturarak çözüm yolu bulmaya çalışacağız. Borç ödenmek zorunda, ödenmezse camilerin elektrikleri de tekrardan kesilecektir. Geçmişte oluşan borçlarla ilgili avukatlara birçok dosya verilmiş, bu kayıp dosyalar avukatlara verilmiş, çözüme kavuşturulmamış, takibi yapılmamış, avukatlar kendi alacaklarını tahsil etmiş fakat Kıptek'in alacakları alınamamıştır. Bu şekilde 11 bin civarında dosya bulunmaktadır. Bunların gün yüzüne çıkartılarak işlemlerin tekrardan başlatmak koşuluyla hukukçularımızla görüşerek kayıp dosyaların bulunması ve ivedilikle sonuca ulaştırılması adına gerekli talimatları verdik. Hukuksal alandaki çalışmalarımızı bir sistem içerisinde oturtmak maksatlı çalışmalarımızda çok kısa sürede sonuçlandırılacak ve takipleri çok daha kolay duruma getirilecektir.
Her ay sadece Aksa'ya ayın 7'sine kadar 52 milyon TL ödemek zorundayız. Gecikme yaşandığı takdirde 1 milyon 600 bin TL faiz ödemekteyiz. Bunun yanında Kıptek'in 8 ayrı bankaya borcumuz bulunmaktadır ve tek çare gelirlerimizi toplamaktır. Sadece bu ay içinde 179 milyon TL ödeme yapmak zorundayız ve çok büyük bir çıkmazdayız. Şu an bu ödemeyi yapabilecek paramız yok. Eğer tahsilat yapmazsak ve bu borçları ödemezsek kurum daha da kötüye gidecektir. Sahte mal kullanımla ilgili kurum çok büyük zararlara uğratılmıştır. Akaryakıt alımı ve taşıma konusunda özellikle çok yüksek miktarlarda fazla para ödenmiştir. Alınan yedek parçalar, jeneratörler, yapılan masraflar, jeneratörler için kullanılmayan orijinal parçalardan dolayı kurum çok astronomik rakamlar ödemiştir. Bunların birçoğu tespit edilmiş, gerekli dosyalar hazırlanmıştır. Diğer konular için de araştırmalarımız devam etmekte olup çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek durum kamuoyu ile de paylaşılacak ve ardından polise suç duyurusunda bulunacağız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük tarafından 14 Mart 1942 yılında kurulan Halkın Sesi gazetesini ziyaret etti. Tatar yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in ilanı esnasında Doktor Küçük'ün "Bugünleri de gördüm, gözlerim arkada kalmayacaktır" şeklinde bir açıklama yaptığını anımsattı. Doktor Küçük'ün verdiği mücadelenin asla unutulmayacağını ve anısının yad edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 79. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Halkın Sesi gazetesini ziyaret etti. 1942 yılında yayın hayatına başlayan Halkın Sesi'nin toplumsal birlik ve beraberliğe, toplumsal mücadele yapmış olduğu katkının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Halkın Sesi'nin aradan geçen 79 yılda gazetenin bugünlere gelmesine öncülük eden, başta Doktor Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük olmak üzere tüm gazete çalışanlarına teşekkür etti. 1942 yılında Halkın Sesi'nin yayın hayatına geçmesi, bu ülkedeki mücadelemizin halkımız nezdindeki birlik ve beraberliği sağlanması, gerekli mesajların verilmesi o zaman çok önemliydi. Çünkü o zaman tabii ki yayıncılık, internet, böyle haberleşme imkanları yok. Dolayısıyla ilk önce iki sayfalık bir gazeteyle başlamış bir Halkın Sesi, herkesin yavaş yavaş okumaya başladı, takip etmeye başladı ve önemli mesajların ve liderliğin de orada görüşlerini ifade edildiği bir yayın organı olarak günümüze kadar getirilmiştir. Günümüze kadar getirilmesinde tabii ki siz, oğlu Mehmet Küçük'ün büyük özverili çalışmaları vardır. O bakımdan Halkın Sesi'ne hayat veren bu aradaki çalışmalarıyla Halkın Sesi'nin Kıbrıs Türk Halkı'nın sesi olmasında katkı ve çalışmalı olan herkese de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Tatar, Küçük'ün verdiği büyük mücadelenin asla unutulmayacağını ve anısının yad edileceğini söyledi. Tatar, Halkın Sesi gibi toplumsal manada büyük bir öneme sahip olan simgeleşmiş bir gazetenin bugün yayın hayatına devam ediyor olmasının büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak gazeteye yayın hayatında başarılar diledi. Tarihi bir görevi olan bu gazetenin yaşı olması çok anlamlıdır. Dolayısıyla yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Kıbrıs Türk Halkı tabii büyük bir mücadele içerisinde ilk önce babanızın liderliğinde geçici Türk yönetimi 1960 olaylarından sonra daha sonra Kıbrıs Türk yönetimi birer otonom yönetim daha sonra Kıbrıs Türk Federal Devleti ve şimdilerde tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yolumuza devam etmekteyiz. Doktor Fazıl Küçük büyük bir mücadele verdi ve 1983'te Cumhuriyet ilan edildiğinde o yaşıyordu ve bir açıklamasında gözlerim arkada kalmamıştı. Bugünleri de gördüm diye ifadeleri vardır, açıklamaları vardır. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun ve bir kez daha sizlere Halkın Sesi aile olarak başarılar diliyorum. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanı'nın son COVID tablosunu sizlere paylaşalım. Son açıklamaya göre son 24 saatte yapılan 5958 test neticesinde 14 pozitif vakaya rastlandı. 45 kişi taburcu edildi. Vakalardan 3 kişinin hava yoluyla yurda geldi. 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları oldukları ve bu süre içerisinde gözlem altında bulundukları belirtiliyor.
Bunlardan 7 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin de Girne bölgesinden tespit edildiği bildirildi. Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle. Lefkoşa Ortaköy 2, Surlariçi 2, Haspolat 3, Girne Merkez 2 olarak açıklandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, LTB ile DAYU arasında güçlü işbirlikleri oluşturmak, toplumsal, bilimsel ve kültürel ortaklık olanakları yaratılarak yapılacak projeleri kapsıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. DAYU Rektörlüğü'nde imzalanan protokole DAYU Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza attı. Hoca'nın adanın en büyük belediyesi ve resmi tanınırlığı olan uluslararası etkinliklerde de resmi olarak yer alan LTB ve Gazi Mosa Belediyesi ile güzel işler yaptıklarını belirtti. Lefkoşa Belediyesi bildiğiniz gibi adanın en büyük belediyesi, resmi tanınırlığı olan bir belediye. Aynı zamanda uluslararası etkinliklerde de yasal olarak, resmi olarak yer alıyor. Birçok ilklere imza atmış bir belediye. Biz Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak Gazi Mausa'da, Gazi Mausa Belediyesi ile de çok iyi işler yapıyoruz, işbirliği yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz kentin paydaşlarıyla hep beraber adımlar atmaya çok hazırlıklıyız. Bunları önemsiyoruz. Mehmet Harmancı da ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesiyle birlikte bilimsel yeterliklerinde bünyemize katarak bizlere büyük mutluluk verecek. DAYU'nun başarılarını duymaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ülke tanıtımındaki rolünü özellikle bilimsel anlamda farkındayız diyerek hayırlı olsun dedi. Farklı ve önemli projeleri gerçekleştirirken ülkemizin İlk ve en köklü üniversitesiyle birlikte onun bilimsel yeterliliklerini de bünyemize katarak ilerlemek bize büyük bir mutluluk verecek açıkçası. Bizim bu protokollerle birlikte murat ettiğimiz en önemli iki projemiz var aslında. Buralara teknik destek sağlamak. Bir tanesi Kanlıdere yürüyüş ve bisiklet yolunun tamamlanabilmesiyle ilgili ve Lefkoşa'nın çevresini değiştireceğine inandığımız bir proje. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin 5 milyon euroluk bir finansmanı var burasıyla ilgili ama henüz daha bazı siyasi ve politik teknik sıkıntılar aşılabilmiş değil. Ama bir hidroloji uzmanına ihtiyacımız vardı ve bu protokollerle birlikte o hidroloji uzmanını da Doğu Akdeniz Üniversitesi vasıtasıyla gerçekleştirmiş olacağız. Güney Kıbrıs'ta bazı kişiler Covid salgınında adeta merkez haline gelen Limassol'da geleneksel karnaval kutlaması yaptı. Arabaların üzerine çıkan Kıbrıs Rumların şehir turu attıktan sonra maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak parti yapmaya devam ettikleri görüldü. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde adeta pandeminin merkezi haline gelen Limassol'da yasak olmasına rağmen yüzlerce kişi Covid-19 kurallarını ihlal ederek dans etti. Kutlama yaptı. Okulların Covid-19 nedeniyle tatil edildiği kentteki görüntülere hem Rum Adalet Bakanı Emily Yiolitis hem de Kıbrıslı Rumlar sosyal medyadan isyan etti. Her yıl geleneksel olarak renkli görüntülerle kutlanan Limassol Karnavalı bu yıl Rum hükümetinin aldığı tedbirler sonrasında yasaklanmıştı. Sadece kortej şeklinde araç geçişine izin verilen hafta sonu karnavalını kutlamak için şehir merkezine çok sayıda araç geldi. Arabaların bir kısmı balon ve flamalarla süslendi. Arabaların üzerine çıkan Kıbrıslı Rumlar şehir turu attıktan sonra maske mesafe kurallarını içe sayarak parti yaptı. Meydanda toplanan ve yaklaşık 1500 kişinin katıldığı karnavala polis müdahale etti. Bölgedeki açık restoranlara para cezası kesildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Adalet Bakanı Emily Yiolitis videoyu rahatsız edici olarak nitelendirdi. Polis öğleden sonra hoşgörü gösterdi ancak bu görüntüler mantıksız ifadelerini kullanan Emily Yiolitis, "Durumun belirsiz olduğunu herkesin anlamasını istiyorum. Umarım bu epidemiyolojik tablomuzu etkilemez." dedi. Pandemiye rağmen Limassol Festivali'ne yüzlerce kişi katılması Güney Kıbrıs kamuoyunda da endişe yarattı. Pazar gecesi Limassol'da sıfır mesafeyle parti yapan ve pek çoğunun maskesiz dans edip sosyalleştiklerini gören bir videonun viral hale gelmesi üzerine Rumlar sosyal medyadan çok sert yorumlarda bulundu. "Çocuklarımız 4 aydır evde oturuyorlar. Böylece bazı insanlar karnaval yapabilir. Haklarımız nerede başlar ve nerede biter?" Bir Facebook kullanıcısı "Eğitim hakkı var mı?" dedi. "Hükümet, bakanlar, başkan, polis neredesin? Utanç." Bir başkası "O zaman tekrar kilitlendiğimizi aykıracaklar." dedi.
Sorumsuz. Üçüncü bir gönderide Limassol eğlenmek istediği için kilitlendik. Sıkı yönetim kanunu ihtiyaçları var. Öte yandan COVID-19 pandemisi dolayısıyla geçtiğimiz salı günü Limassol'da ilkokullarda yüz yüze eğitim iptal edilmişti. Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi. İrlanda'da bugüne kadar verilen tüm dozların yaklaşık %20'sinin AstraZeneca aşısı olduğu ve 110 binden fazla kişiye uygulandığı belirtiliyor. Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Hollanda İlaç Dairesi'nin yeni bilgilere dayanarak tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi. Açıklamada Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin de bu tavsiyeye uyacağı ve COVID-19 aşısının kullanımının geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulacağı aktarıldı. AstraZeneca aşısıyla aşılama randevularının ise iptal edileceği vurgulandı. Bu hafta sonu yeni bilgiler edinildiği, Danimarka ve Norveç'ten olası yan etkileri ilişkin 6 yeni rapor alındığı bilgisi paylaşıldı. İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly de, Ulusal Bağışıklama Komitesi'nden gelen yeni bilgiler sonucu tedbir amaçlı olarak AstraZeneca aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu. İrlanda Tıbbi Başhekim Yardımcısı Dr. Ronan Glynn, AstraZeneca'nın COVID-19 aşısı ile kan pıhtılaşması arasında herhangi bir bağlantı olduğu sonucuna varılmadı ancak Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi, İrlanda'daki AstraZeneca aşılama programının geçici olarak durdurulmasını tavsiye etti, dedi. Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi tarafından yapılan açıklamada aşının İrlanda'ya askıya alınması konusunda raporları yakından incelediğini aktarılarak, kan pıhtılarının doğal olarak oluşabildiği ancak aşı ile gelişmelerinin nadir olduğu ifade edildi. Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi ayrıca şu ana kadar Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye AstraZeneca aşısı uygulandığını ifade etti. İrlanda'da ise bugüne kadar verilen tüm dozların yaklaşık %20'sinin AstraZeneca aşısı olduğu ve 110 binden fazla kişiye uygulandığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin Oxford AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti. Bültenimiz yurt dışından çıkan bazı gelişmelerle devam ediyor. Japonya'nın Kanto bölgesinde cumartesiyi pazara bağlayan gece yerel saatle 02:47 atmosfere giren göktaşı ateş topuna dönüştü. Gökyüzünü aydınlatan doğa olayı kameralara yansırken görüntülerde beyaz bir ışık huzmesinin önce kademeli olarak büyüdüğü ve irtifa kaybederek kaybolduğu gözlendi. Farklı açılardan çekilen görüntüleri paylaşan Tokyo'daki Hiratsuka Şehir Müzesi astronomi uzmanı Daichi Fuji, göktaşının denize düştüğü bilgisini verdi. Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Estrela'da bulunan BR-386 otoyolunun 350. kilometresindeki Arroyo Boa Vista üzerindeki köprüde dün seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak devrildi. Tanker devrilmenin etkisiyle patladı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve kabinesi meclisin yaptığı soruşturma sonucu çocuk bakım ödeneği alan 30 binden fazla göçmen kökenli aileyi dolandırıcılıkla suçlayıp zararı uğratıldığını ortaya çıkarmasıyla 15 Ocak'ta istifa etmişti. Rutte hükümetinin istifasının ardından 15-17 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan genel seçimler öncesi protestolar patlak verdi. Lahey kentinde sokağa inen yaklaşık 2000 kişi COVID-19 kısıtlamalarını ve hükümeti protesto etti. Göstericiler ellerinde aşk ve özgürlük, diktatörlük yok yazılı pankart taşırken birçok göstericinin ise ellerinde sarı şemsiyeler olduğu görüldü. Göstericilerin bulunduğu alan polis tarafından çembere alınırken atlı polisler ve tomalar hazır bekletildi. Genel olarak barışçıl devam eden gösterilerde polise sopayla saldırdığı için bir kişinin gözaltına alınmasıyla tansiyon yükseldi. Polis saldırganı köpek ve cop ile etkisiz hale getirirken polisin orantısız güç kullandığı anlar kameralara yansıdı. Lahey'e giden trenler ise gösterilere katılımı engellemek amacıyla durduruldu.
Suriye'nin Halep kentinin doğusuna balistik füze saldırısı düzenlendi. Füzelerin tarihini ve El Hamra'daki petrol tesislerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken bölgede çıkan yangına müdahale etti. Esad rejiminin 5 Mart'ta Cerablus ve Elbap ilçelerini balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla tanker yanmıştı. Yaratayım. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republik Meydanı'nda Fransız Müslüman Demokratlar Birliği ve çok sayıda sivil toplum örgütü tarafından Müslümanları hedef alan ve ayrılıkçı yasa tasarısı olarak da bilinen Cumhuriyetçi prensiplerine saygıyı güçlendiren yasa tasarısı ile İslamofobi protesto edildi. Göstericiler İslamofobi'ye dur yazılı pankartlar açarken yasa tasarısını ırkçı ve demokrasi karşıtı olduğunu belirttiler. ABD'nin Texas eyaletinde COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan maske takma zorunluluğu geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Galveston kentinde 65 yaşındaki Terry White, banka şubesinde maske takmayı reddettiği için olay yerine çağrılan polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. 65 yaşındaki kadının gözaltına alındığı anlar ise polisin vücut kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde polisin kadına, "Hanımefendi, sizden ayrılmanızı isterlerse gitmelisiniz," dediği ve White'ın "Param bu bankada ve onu çekeceğim" cevabını verdiği duyuluyor. Polis daha sonra White'a kurallara uymak zorunda olduğunu ve işletmelerin maske takmayanlara hizmet vermeme hakkı olduğunu hatırlatarak maske takması gerektiğini yineliyor. Tamam. Now you're smashing my arm into my private area. Your private area? Yeah. Put your hands behind your back. My hand is behind my back, sir. This one. Turn over on your stomach. Put your hand behind your back. Relax. I'm totally relaxed. Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha başarılı şekilde uzaya fırlattı. Uzay şirketi SpaceX, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu da Falcon 9 roketiyle uzaya fırlattı. Starlink projesi dünyanın herhangi bir noktasındaki uzak bölgelere hızlı ve ucuz internet sağlamak için 1440 adet uyduyu dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. İspanya'da ulusal polis başkent Madrid'de en büyük uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre baskında 250 bin avro değerindeki Ferrari dahil toplamda 20 lüks araç, 600 kilogram kokain, silah cephaneliği ve 700 bin avro nakit para ile geçirildi. Operasyon kapsamında 12 çete üyesinde yakalandığı belirtildi. Bültenimizin sonunda haber özetlerimizi yeniden ekranlara taşıyoruz. Esen kalın, mutlu akşamlar. Maliye Bakanı